Merhaba arkadaşlar. Bugün Şarj durumu başladı. Pil düzeyi %11. arkadaşım Öneri. Samet'in sitesini ve kanalını tanıtacağım. Ayarlar. Ayarlar. Uygulama. Ek ayar. Ben bunu bir hızlandırmak istiyorum. Şu an Google Metin okumayı kullanıyorum. Evet. YouTube'a giriyoruz. Samet'in teknoloji dünyası, teknoloji kutu web sitesi. Ben böyle diyeceğim. Bunu izlemek istiyorum ben. Sizlerle beraber videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne demiştim ben arkadaşlar? Web sitemi kaldırdım ama o web sitesi değildi. Yani o benim eski web sitemdi, pis web sitemdi. Ben onu kaldırdım arkadaşlar ama maalesef onu Google indekslemiş. Ama siz yine de girersiniz. Blog bulunamadı der, tabii ki giremezsiniz. Girerseniz de girin yani. Yani ama olmaz. Neyse arkadaşlar, şimdi bakın yeni web sitesi kurdum. Birazcık yavaşlatalım. WhatsApp, notlar, YouTube, 4 dakika, kitaplık YouTube. Tekrar kitaplık. Gireceğiz arkadaşlar. Son önem. Arkadaşlar. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Mor. 4. Varsa. 7. İptal. Happy. Bağlan. HT. Hep simge durumuna getir. Bu içeriye geç. Teknolojik kutu bu site içeriye. Teknolojik kutu bu site süperdir, takip et. Teknolojik kutu ve ara. Teknolojik kutu bu site süperdir, takip et. Sosyal bağlantılar menüsü daraltıldı, menü. Aramayı aç. Ana sayfa. Siteme hepiniz hoş geldiniz.
Hepinize merhaba Süper Okurlar siteme hepiniz hoş geldiniz. Bu sitede sizlerle beraber muhteşem yazılar oluşturacağız. Evet dostlar, bu sitede sizlere teknolojiden ve daha da teknoloji yazıları yazılacaktır. Evet sevgili dostlar, teknoloji yazıları hepimizin içindir. Evet dostlar, teknoloji yazıları şunlardır: Bluetooth kulaklıktan Bluetooth hoparlöre, diş fırçasından televizyonlara ve diğer ve benzeri, yani ve diğer teknoloji şeyleri de yazılacaktır. Sitemizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sitemizi okuyun. Örnek yazıma göz at. Etiket. Teknolojik girişi. Etiket. Şarj içeriği. Şarjlı diş fırçası kutu açılımı ve kullanımı. Teknolojik kutu. İçeriye geç. Teknolojik kutu. WordPress. Ara. Teknolojik kutu. İçeriye. Error. Invalide. Şarjlı diş. Gerekli açıklamalar. Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber şarjlı pilli veya elektrikli diş fırçamızın kutusunu açıyoruz. Yani şarjlı diş fırçamızı veya elektrikli diş fırçamızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Evet dostlar, bu arada şarjlı diş fırçamızın kullanım kılavuzunu okumayı tavsiye ediyoruz. Yazımıza devam ediyoruz. Okumayı unutmayın. Kutu açılımı ve kutu içeriği. Evet dostlar, şimdi ilk olarak şarjlı diş fırçamızın kutusunu açıyoruz. Evet sevgili dostlar, şarjlı diş fırçamızın kutusunu açtıktan hemen sonra şarjlı diş fırçamızın kutusundan çıkanları öğreniyoruz. Evet sevgili dostlar, şarjlı diş fırçamızın kutusunda şunlar olmalıdır: şarjlı diş fırçamızın şarj etme aparatı ya da şarj etme standı, şarjlı diş fırçamızın gövdesi ve şarjlı diş fırçamızın başlığı olmalıdır. Bu arada şarjlı diş fırçası başlıkları bir veya daha fazla olabilir. Bu diş fırçasına göre değişiklik gösterebilir veya kutuda başka aksesuarlar da olabilir. Bu da şarjlı diş fırçasına göre değişiklik gösterebilir. Yazımıza devam ediyoruz. Şarjlı diş fırçası hakkında önemli bilgiler. Evet muhteşem dostlar, şarjlı diş fırçamızın kutusundan çıkanlar öğrendik. Şimdi bu başlıkla şarjlı diş fırçamızın gövdesini nasıl birleştireceğimizi öğreneceğiz. Evet dostlar, başlığı kutusundan çıkarıyoruz ve gövdeyi de kutusundan çıkardıktan sonra kullanım kılavuzunda yazdığı gibi şarjlı diş fırçamızın gövdesine şarjlı diş fırçamızın başlığını ekliyoruz ve şarjlı diş fırçamız kullanıma hazır hale geliyor. Şarjlı diş fırçamızı nasıl şarj edebiliriz? Evet sevgili dostlar, şimdi şarjlı diş fırçasını nasıl şarj edeceğimizi gösteriyoruz. Şarjlı diş fırçamızı şarj etmek için şarjlı diş fırçamızın kutusundan çıkan şarj standını elimize alıyoruz ve şarjlı diş fırçamızı standın üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Şarjlı diş fırçasının standının fişini ise prize takıyoruz. Prize taktığımız anda diş fırçamız şarj olmaya başlayacaktır. Şarjlı diş fırçamızın sorunlarını giderme. 1. Şarjlı diş fırçamızın şarjının olduğuna emin olun. Eğer şarjı yoksa şarjlı diş fırçamızı şarja takalım. 2. Evet sevgili dostlar, bu arada şarjlı diş fırçamızın kırık ya da bir yerinin bozuk olmadığına emin olalım. 3. Evet sevgili dostlar, bu arada şarjlı diş fırçamızın çalışmamanın sebeplerinden biri şarjlı diş fırçamıza su girmiş olabilir. Şarjlı diş fırçamız su geçirmez değilse şarjlı diş fırçamıza su girmiş olabilir. Bu yüzden şarjlı diş fırçamıza su girdiyse servise götürmenizi tavsiye ederiz. Şarjlı diş fırçasını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikler. Evet sevgili dostlar, şimdi geldik şarjlı diş fırçasını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri. Evet dostlar, şarjlı diş fırçasını kullanırken tabii ki dikkat edeceğimiz ilk özellik dişlerimize fazla bastırmamamız olacağı yönündedir. Evet, şarjlı diş fırçamızı dişimize çok bastırırsak dişimiz kanayabilir veya dişimiz hasar görebilir. Yazımıza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, şarjlı diş fırçası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise şarjlı diş fırçamız su geçirmez değilse şarjlı diş fırçasını suya tutmayalım. Aksi takdirde şarjlı diş fırçası kullanılmaz hale gelebilir. Kapanış ve önemli sözler.
Evet sevgili dostlar, artık bu yazımız burada bitmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi artık kanalımızın linkini vermemizin zamanı geldi. Evet dostlar, kanalımız, YouTube kanalımız önemlidir. YouTube kanalımızda bu gibi içeriklerden daha fazla bulabilirsiniz. Evet dostlar, YouTube kanalımızı takip ederek şarjlı diş fırçası hakkında önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. YouTube kanalımızın bağlantısı aşağıdadır. YouTube kanalımın bağlantısı https://youtube.com/channel/ucdejavlicva9hn6femzuç. Kapanış ve son sözler. Evet sevgili dostlar, yazımız burada bitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, sitemizi takip etmeyi, e-posta adresinizi girin. Abone ol. İsim gerekli. Etiket. Your subscription. Email subscriptions. Şarj durumu. Etiket. Ana içeriye geç. Teknolojik kutu. WordPress. Ara. Teknoloji. Bu site sosyal bağlar alt. Aramayı. Şarjlı diş fırçası kutu açılımı ve kullanım. Gerekli açıklık. Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber şarj. Etiket. Ana ek. Sekmeler. Arkadaşlar, videonun altına Samet'in web sitesinin linkini atacağım. Bu sosyal daral aramayı ana sitemi hepini örnek yazıma göz at. YouTube kanalı, blog, bu e-posta, blog, visit, popüler, ana sayfalar, ana burada yazılarımız bulunacaktır. Çerez politik, gizli, iletişim, kayıt ol. Web site, YouTube kanalı, web site kurma adımları, etiket, ana ek, bakalım. Web site içeri, teknolojik kutu, Word, web site kurma adımları, teknolojik kutu. Hepinize selam dostlar. Bu sayfada sizlerle beraber bir site oluşturuyoruz. Evet dostlar, site nasıl oluşturulur? Site nasıl düzenlenir? Sitede yapılmaması gerekenler, yapılması gerekenler. Site ne işe yarar? Sitede ilk neleri yapmalıyız? Neleri yapmamalıyız? Site kurma adımları. Site kurarken dikkat edilmesi gerekenler. Site teması nasıl özelleştirilir? Siteye menü nasıl eklenir? Siteye bileşen nasıl eklenir? Sitede yazı nasıl yayınlanır? Sitede sayfa nasıl silinir? Sitede yazı nasıl silinir gibi ve benzeri çalışmalarda bulunacağız. Evet dostlar, site kurma sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu sayfa sizin için oluşturuldu ve site kuracağız. Bu sayfada site kurma adımlarından bahsedeceğiz. Evet dostlar, yazımızı okumayı unutmayın. Sitemizi takip etmeyi unutmayın. Sayfamıza yeni yazılar gelecektir. Paylaşmayı unutma. Paylaş. Twitter, Facebook, yaz, link, Reddit, LinkedIn, LinkedIn, etiketsiz, oturum açın, şifrenizi mi unuttunuz, etiket, gizlilik, çerez, takip, 13'te, kaydı durdur. Neyse arkadaşlar, sitenin bağlantısını zaten vereceğim, siz de kendiniz kontrol edersiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. 14 dakika 13